İşte gidiyorum. Arabayı bakım için Yücel abiye bıraktım. Bu sefer ucuza çıkmayacak çünkü hem debriyaj baskı balata zamanı geldi. Kayışları değişecek. 100.000'e yaklaştık ya. Benim araba 93.000 kilometrede. O yüzden böyle üst üste. Şimdi öğrendim onu da. Kasnağından bir garip ses geliyordu. Bir ses geldiğini biliyordum ama onun kasnaktan olduğunu bilmiyordum. Bir de o değişecek falan. Şöyle bir 5-6 bin lira zor. Yapacak bir şey yok yani. 10 yaşında artık arabam. O yüzden 2011 hatta neredeyse 11 yaşında. Ufak tefek yaşanmışlıklar olacak tabii aramızda. Hadi bakalım. Yeni bir vlog başlıyor. Tatsız başlıyor ama yani böyle her videonun başında bu kadar para kaybederler. O günden sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Arabada masraf çıktı da çıktı. Bugün bitti işlemleri. Şimdi almaya gidiyorum. Beraber dinleriz Yücel abiden. Neler yapılmış, neler yapılmamış ama harbi bir 100 bin bakımı oldu. Haşırttı da bir blackboard. Herhalde bir 10 bin lira falan bir masrafımız var gibi duruyor. Hayırlısı. O yüzden tamam ay. Usta bana ne oldu usta? Ne oldu bana usta? Bir şey ola. Ne oldu usta? Ne oldu lan, kaçtın hemen? Ne? Güzel bir kelime bulalım usta. Da. Güzel bir kelime bulalım. Evet. Söyle abi. Ne söyleyeyim abi? Usta söylenecek bir şey yok. Evet, usta bu akşam nerede kalacağız diye. 1-11 olmuş. 1-11 11. Arabaya bakım yaptık, servisten çıkartamıyoruz. Araba bu hale geldikten sonra bulaşıkları yıkamaya karar verdim. Dükkanı da komple temizleyeceğim. Son temizliği var. Yapılacak işler belli. Bu şekilde halledeceğiz ama anlaştık değil mi? Anlaştık. Tamam, güzel. Soruyorsunuz bana ne kadar tuttu? İşte böyle. Böyle. Aracını getireceksin, böyle. Bakımını yaptıracaksın. Hafta sonu temizliğini yapıp çıkıp gideceksin. İşte bu. Aradığım servis bu. Butik servis bu işte. Butik servis bu. Ben zaten çektim Finans Bank'tan kredimi geldim. Bizde böyle oğlum. Kredi reklamı var. Servis reklamı var. Mete'yi de gösteriyoruz. Evet. Neye gerek var ki? Daha ne arıyorsunuz arkadaşlar? Mete benim arabamı bana atıyor Instagram'dan. Yok arabam burada falan. Ayar veriyor bize. Değişik bir ortamdayım. Zartlı martlı geliyor bak. Ya inanılmaz. Görümcesinden. Çok büyük hissediyorum. Şöyle bir neyse makara bir yana ciddi bir ağır bakımdan geçti araba. Yani işte en azından gönlüm rahat yani artık. En komik debriyaj şot tüyü gibi oğlum. Bu ne abi, ben bu debriyajı tanımıyorum ya. Canberk'le garaja geldik tamam mı? Canberk'te bir tane kono var test sürüşünde. Canberk'e dedim debriyaja basma. Tamam, ben biraz önce anlatamadım derdimi. Şimdi Canberk'ten siz görün. Önce koltuğumuzu ayarlıyoruz. Sonra anahtarı koltuğa takıyoruz. Sonra... abi senin... Sen debriyajı sökmüşler. Mutlaka sorun oluyor. Anlatayım neler değişti, neler değişmedi. Motor yağı değişti. Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi. Bunlar periyodik bakım öğeleri zaten. Kayış değişti. Debriyaj seti değişti komple. Şanzıman yağı değişti. V gergi rulmanı, kütüğü, ön kapak contası, keçesi, zincir seti, pompa itici, devir daim. Volan taşlandı. Kuaför yapıldı. Komple işçilik yazılmış. Yeter daha. Peki bir test editörü olarak beğendiniz mi? Çok iyi olmuş. 10 numara olmuş. Tam böyle arabayı satsam mı falan filan, biliyorsunuz işte 2 video önce geyiğini yaptım. Biraz canımı sıkıyordu arabanın böyle problemleri. Başka bir şey mi alsam dedim ama malum yani ben 2 video çekene kadar dolar 1 lira arttığı için neredeyse. O yüzden dedim ki bari arabayı komple ağır bakıma sokayım. Eskisi gibi olsun yani. Şimdi sıfır gibi oldu araba. Kondisyonu muazzam olmuş. Yapılan bakım kesinlikle hakkını vermiş. Ödenen para da gayet normal. Tamam Yücel abi bu lafların üzerine bize %50 indirim yaptı arkadaşlar. Yücel abi ben... Harbi şaka bir yana bu arada. Ben hayatta hani parayla bir sponsorluk aldığım işlerde de hiç böyle boşuna övmasyonlar falan yapan bir insan ne yapıyor acaba? Bak mesela şimdi buna ben küfür etmeyeyim de ne yapayım? Hadi söyle. Ben de biraz sövüp geliyorum bir dakika. Not! Dedikleri kadar varmış. Tak diye ciğerciye geliyorsun oğlum. Adana'ya gireli 40 dakika oldum, tak diye ciğercideyiz. 3 günlük işe geldik, adam 6 tane mekan yazmış. Hangisine gideceğiz belli değil. Çok mutlu bir adam şu anda ya. Böyle aldık. Ya nasıl setmişsin sen ya? Abi buraya biraz soğan, ezme duruyoruz. Tamam. Afiyetle.
inşallah sesim geliyordur. Bizim Buder Quadro 4 egerekli motosikletlerden biriyle Adana sokaklarında geziyorum. Bazılarınızın tanıdığı, sevdiği bir sima var. Buyurun beyefendi. Buyurun. Göstereceğim onu da. Kürşat, bizi nereye götürüyorsun Kürşat? Efendim? Nereye götürüyorsun bizi? Oğlum ben çok komik tipim ya. Keşke kaskımı unutmasaydım İstanbul'da. Erşan Kuneri ile Atom Karınca. Atom Karınca mı? Yok be. Adana'da sadece kırmızı ışık var abi. Oğlum saçım çok kötü ya. İyiyim. Kürşat'ın YouTube kanalı var. Kürşat güzel değil mi YouTube kanalı? Öyle yazmalar da çıkıyor. Ne yazmalar lazım? Bir yana soracağım normalde de 100 lira para verdim reklamı. Aldım para mı? 2 kere görüştüm. Evet, biz çok az görüştük. Ama Adanalıdır, Allah'ın adamıdır yani. Orası da sıkıntı yok. Dersim şimdi en güzel öğle yemeği. Adana'yı boş verin. En güzel, yani Adana'yı boş vermeyin de. Tüm vlog yemek oldu, ortama bak şimdi. İşte Adana'nın en iyi servisi tam olarak böyle yemek yiyor abi. Hayatımda gördüğüm en güzel lift ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Sofra ölüm makinası. Lift'te sanki Panigale V4 SP var. Sen esprilerimi çalıyorsun. Oy. Ne diyorsun? Adam öldürtür. Adam öldürtür. Geldiğimizden beri motor anlatıyoruz. Yemek yiyoruz. Buradaki insanlar nasıl zayıf kalıyor, hiçbir fikrim yok. Hayatımda ilk kez Adana'ya geliyorum. Böyle bir şey görmedim. Ceyhun gel. Evet. Bülent abiyi de tanıyorsunuz gerçi. Ceyhun'u da tanıyorsunuz. Onur abiyi de tanıyın. Çiğdem abla da var. O böyle medyatik işleri sevmiyor. Kazım Büfe'ye gel abi. Kazım Büfe. Geldim abi. Kazım Büfe'ye de gel. Muzlu süt de içiyorum. Ne diyorsun Ceyhun? Malın adı var. Abi Ceyhun'un çok acayip yorumları var ya. Herif yürüyen bir sahibinden.com gibi. Vay be Ceyhun. Seninle ilk tanıştım. Bu adam yargıç olacak adam ha. 2 gündür Adana'dayım. Yaklaşık olarak 15. restoranıma gelmiş durumdayım. Önümüze gelen her şeyi yedik. Tek bir şey yemiyorum bu hayatta. Onu da Ceyhun yiyor gene. Çok özür dilerim. Bu videonun yorumlarını ikiye böler Ceyhun. Hazır mıyız? Ben bunu yiyemiyorum. Şeklinden dolayı hoşuma gitmiyor. Kokusunu da sevmiyorum. Bu mal ev sattırır. Ev sattırır. Müthiş bir tat yaratır. Büyük bir haz alırsın. Kaç para verdiler şu malı bu kadar övmen için? Hiç para vermedim. Kendi zevkimden kaynaklanan. Kardeşim mercimek içiyorum bak. Bir Adanalı olarak mercimek içiyorum. Efendi adam işte mercimek içiyorsun. Sen mal şuradan diyorsun. Bunu yemeyen kör olur. Bilmiyorum abi. Ben bu konuda hala aynı fikirde değilim. Cihan'a sordum. Zaten Ceyhun için öyle böyle diyor. Yalan mı kanka? Öyle kanka ya. Onu yiyen de ne bileyim ya. Bu nasıl yeniliyor? Kanka, nasıl yeneceğini de bilmiyor. Babacım bu ağızda şölen yaratıyor ya. Beğendin mi? Bak. Manyak gibi yemek yiyor bu adam. Her şeyi yiyor. Yiyeceğim baba. Ne baba? Adana'da yakıyor. Bizim bir arkadaş grubumuz iş adamı var. Hırsız var. Ne yaptık var? Abi bir şey diyeyim mi? Biz geldiğimizden beri yemek yiyoruz ya. Abi yiyeceksin Adana burası. Eyvallah reis. Reyhan'a şahitlik etmek istiyorum. Hangi tarihe ana? Ben yemesem olur mu? Ne? Ceyhun bile doydu oğlum. Ceyhun bile doydu. İnanılmaz. Bu adamın ilk kez doyduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet, götür. Kuzu uykulu. Ben de ilk defa bilmiyorum abi. Harbi misin? Valla. Kuzu uykulu. Bu neymiş ya? Kardeşim uykulu. Bir de bunu kokoreçle ye. Oğlum biz en son ilk gelmemiz gereken yere geldik arkadaşlar. Çok büyük yanlış yaptık şu anda. Evet Onur abi. Sağ mı sol mu önce? Sol. Sağ ya vazgeçtim. Abi vazgeçtin abi. Yok vazgeçmedim soldayım. Scramble 1100. Oo işte bak. Diğeri neydi ama? Geliyorum. Diğeri neydi? City Triple. Da. Müthiş değil mi Onur abi? Sağ seçiyorsun Scramble 1100 var. Solu seçiyorsun City Triple aynen var. İkisi de efsane zaten. Selman'da düşüreceğim. Selman'da. S3 günlerinin son günü. Bugün. Bitiyor. Ben saat 2-2.30 şu anda. 6 gibi uçağa bineceğim. Artık döneceğim. Yani ben de çok da bir şey göstermiyorum size. Herkes buradaki motorları biniyor. 20 dakika geziyorlar, geliyorlar. Çok da aman bir olay yok yani.